Arkadaşlar merhabalar bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 7. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız yamuğun alanı. Yamuğun alanı nedir? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Hatta bu size tanıdık geldi mi arkadaşlar? Geldi değil mi? A artı C bölü 2. Orta taban uzunluğu. Aynı zamanda orta taban çarpı yüksekliğe eşittir arkadaşlar. Sonra alanla ilgili şöyle bir muhabbet de var. Tam böyle kenardan böyle eşit böldüğü zaman bu alan tüm alanın yarısı oluyor arkadaşlar. Özel bir durumdur. Ee, bunun ispatı tabi üçgenden geliyor. Hatta farklı oranlamalar olduğu zaman ispat yardımını kullanacağız. Sorularda çıkarsa da karşımıza o ispatta size gösteririz. Ee, eşitlik olduğu zaman yalnız direkt yarısı olarak göstereceğim. Farklı bir oran olduğu zaman ispat yönteminde göstereceğim. O zaman size söylerim arkadaşlar. Sonra e, şöyle bir şey de var mesela bununla ilgili bir formül de var. İkiz kenar yamukta şöyle dik çizildiğinde burası x şu 14'lük kısım x burası y iken x çarpı y direkt alana eşit deniliyor ama gerek yok siz alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'yi bilseniz şurada da çok güzel bir şekilde çözüm var. Çözümüne bakarsanız zaten anlarsanız sıkıntı yaşamazsınız. Evet gençler birinci soruyla çözümlere başlayalım isterseniz. İkiz kenar üçgen taban da mevcut. Üçgen bilgisi olmazsa olmazımız hemen... Hop tabana ait yüksekliği çizdik. Ne yapıyor? Tabanı 2 eşit parçaya bölü 5 5. E 5 13 ne üçgeni? 5 12 13 üçgeni. Alan ABC'de isteniyor. Hocam alt taban belli, üst taban belli, yükseklik de belli. Bitti. Alt taban artı üst taban 14 artı 6 çarp yükseklik bölü 2 kaç yapıyor? 120 yapıyor. Evet birinci sorunun cevabı akçay oldu. Geldik 2. İkizkenar yamuk. Dikmeler. Önemliydi değil mi arkadaşım? Evet şu dikmeler bizim için tabii ki önemli ikizkenar yamukta. Hemen bu dikmeleri çizdik kardeşim. Çizdik. Çizince şunlar birbirine eşit oluyordu. Hocam 5 açı açarsı da 5 mi? Evet. Tamamı 11 6 kaldı. Bunlara 3 3 kaldı. 3 5 3 4 5 üçgeninden 4 çıktı. Evet. Alt taban belli. 11 artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Yüksekliğimiz 4. Bir de bölü 2 diyeceğiz. Bu da çarptığımız zaman kaç yapıyor arkadaşlar? 44 mi yapıyor? 44 yapmıyor tabii ki. Bu niye 44 dedim ben? Ee, 11 evet 11 5 daha ben nedense Allah Allah ilginç neyse 11 5 daha kaç yaptı arkadaşlar? 16 yaptı. 2'ye böldüğümde 8 yaptı. 4 kere 2, 4 kere 8 32 yaptı. Evet cevabımız böylelikle C-Han oldu arkadaşlar. Evet geldik bir sonraki soruya, 3. soruya. 8 birim uzunluğundaki eş 2 kapıya sahip olan bir otomobilin üstten görünümü aşağıda gösterilmiştir. Otomobilin kapılarının uç noktaları şekil 1 ve şekil 2'de şekil 1'de ABCD dikdörtgeni oluşturmaktadır. Evet kapılar ABCD dikdörtgenini oluşturmaktaymış arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgenmiş arkadaşım bu. Kırmızıyla mı çizsem daha iyi olur? Evet. Kırmızıyla çizeyim isterseniz. Şu ABCD dikdörtgeniymiş arkadaşlar. Tamam. Zaten karşı kenarlarda eşit. Şurada da kaçar derece? 90 derece. Evet. Kapı şöyle kapandığında. Yani önceden bu şöyle ABCD dikdörtgeniydi değil mi arkadaşım? Evet. Sonra diyor ki Ha bu açıldı. Bu dikdörtgen şeklinde tamam. Bu dikdörtgen şeklinde yani şuradakini çizsem. Buradakini çizdiğim zaman bunun devamı C noktasından geçmez. Kapılar şöyle açıldığı için arkadaşlar eşitlik bozulmadığı için. Şu alttakini çizmeyeyim. Yani en azından ben şuradaki açının kaç derece olduğunu biliyorum. 90 derece olduğunu biliyorum. Evet uçlar arasındaki uzaklık 19 oluyormuş. Hmm, uçlar arasındaki uzaklık 19 oluyormuş. Peki önceden uçlar arasındaki uzaklığı vermiş mi bize? Vermemiş. Peki burası kaç? 8 değil mi? 8. Hocam şuradan bir dik çizsek. Hatta buradan da bir dik çizsek. Hatta bu doğrusal olmaz mı arkadaşlar? Şunlar eşit uzunlukta olduğu için. Çünkü niye? 90'ın karşı 8 ise 30'un karşısı 4. Burası 4 köküç yaptı. E hocam burası da 4. Burası da 4 köküç. Şu 90 90 4 köküç 4 köküç birleştirdiğimiz zaman bu da bir dikdörtgen oldu. Biz e, şurası da 19'muş. Burası 19 olduğuna göre 19'dan 4 4 8 çıkarsa 11 yaptı. Yukarısı da 11 yaptı mı yaptı. Oluşan A B C üssü D üstü. Yamuğunun alanı nedir diye soruluyor. Alt taban artı üst taban yani 19 artı 11 çarpı yükseklik yani 4 kök 3 bölü 2 bize sonucu verecektir. Şu ikisi 30. 30 ile 2, 30, 30'la 2 sadeleşince 15. 15 ile 4 çarparsam 4 kök çarparsam 60 kök 3 yapar arkadaşlar cevabımız. Üçüncü soru böylelikle C hand oldu arkadaşım. Geldik dördüncü soruya. Bak şimdi. A, B, e kaç vermişler? 13. EDC'yi kaç vermişler? 24. Hocam bu alan tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. E bu alan tüm alanın yarısıysa geri kalan parçalar da yamuktaki tüm alanın yarısı yapmaz mı? Yapar. E o zaman burası 24 ile 13 de yarısı yapacaktır. Toplamı kaç yaptı? 37 yaptı. Yani burası da 37'dir arkadaşlar. E 37 37 kaç yapıyor? 8, at, 74 mi yapıyor? Evet tüm alanda şunların toplamı yapıyor. Yani 74 yapıyor. Dolayısıyla dördüncü soru böylelikle edremit oldu. Geldik beşinci soruya. Evet eşitlik var. Bak burada bir de BC'yi kaç vermiş arkadaşlar? BC'yi 10 vermiş. Normalde alan dediğimiz alt taban artı üst taban çarpı yüksek bölü 2 ama alt tabanlı üst tabanlı işimizin olmadığı belli. Şu eşitlik olunca aklımıza ne gelecekti? Şu üçgen yoksa bile biz oluşturalım. Bu alan nedir? Tüm alanın yarısıdır arkadaşlar bu alan. E o zaman bu alan tüm alanın yarısıysa yarısı olmasını kullanalım. Arkadaşlar 10 çarpı 7 bölü 2. 10 çarpı 7 bölü 2 kaç yapıyor? 35 yapıyor. Bu alan 35 ise alan ABC'de ne yapacaktır arkadaşlar? 2 tane 35'e eşit olacaktır. Yani 70'e eşit olacaktır. Cevabımız böylelikle Cehan yaptı. Geldik 6. soruya. Evet bu alan tüm alanın yarısı. Bir alan ADE'yi kaç vermişler? 11 vermişler. Alan ABF'yi kaç vermişler? 5 vermişler. Arkadaşlar şu çift çizgi kalan 11 ise çift çizgi kalan 11 değil midir? Evet. Bakın dikkat edin bu yarısı değil midir arkadaşlar şöyle baktığımız zaman. Bu tüm alanın yarısıdır. Tüm alanın yarısı olduğuna göre e, geri kalan parçası da yani burası 22. Tüm alan 22'nin iki katından dolayı kaç yapacaktır? 44 yapacaktır. Gerçi şuraya x diyelim isterseniz bu tüm alanın yarısı geri kalanlar da tüm alanın yarısı. Yani 22 eşittir 5 artı x olacağından x de buradan kaç çıkar? 17 çıkar arkadaşlar. Yani 6. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 7. soruya. Evet alan neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Ve aynı zamanda orta taban varsa orta taban çarpı yüksekliğe eşitti arkadaşlar. E yükseklik yok hocam ne yapacağız? E şunun devamını getirsen. Burası tam orta taban noktası olduğuna göre. Şunlar da birbirine eşit olmaz mı? Olur. Yani burası 4 yaptı. Orta taban 7. Yüksekliğimiz kaç yaptı? 8. 7 çarpı 8 bize direkt alanı verecektir. Yani 56. Cevabımız dolayısıyla Balıkesir oldu 7. soruda arkadaşlar. Ve böylelikle 7. bölüm testinde bitirmiş bulunuyoruz. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda 8. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.